içinde bir tencere sarma var. Evet. Hem de kuzu kaburgalı sarma. Peki ben bunu mahveder miyim? Olmaz. Umarım mahvetmem. Değil mi? Olmaz. Şimdi bunu çevireceğiz. Ondan sonra bir sürpriz daha geliyor. Hadi. Bismillah diyelim de bir şey gelmesin başımıza. Hadi bismillah. Merhaba dostlar, Bursa'dayız. Şimdi ben de sizler gibi iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Instagram'da, YouTube'da gördüğüm videoları, gördüğüm lezzetleri gidip yerinde tatmak istiyorum. Canım çekiyor ve oraya gidip lezzeti yerinde tatmak istiyorum. Şimdi Bursa'ya gelme sebebim Manyas Körevi'nde Nalan abla o kadar enerjisi güzel, o kadar hayat dolu bir insan ki. Ve bu enerjisini ben o lezzetlerine yansıttığına da eminim. Şimdi size gelin Nalan ablayı tanıtayım. Manyas Körevi'nde doğal ürünler yapıyormuş. Organik değil, doğal diyor. Burası çok önemli. Doğal ürünler yapan bir yerdeyiz ve çok güzel lezzetler tadacağız. Hadi gelin dostlar, video başlıyor. Merhabalar, kolay gelsin efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaadenle Nalan abla demek istiyorum. Evet, en keyiflisi, en güzeli. Nalan abla nasılsın? İyiyim ablacığım, sizler nasılsınız? Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Şimdi o kadar pozitif bir enerjim var ki. Evet, maşallah diyelim. Yani şimdi doğal ürünler tamam bir yana. Doğal ürünlerin hepsinin tadına bakacağız ama ben bu enerjinin yaptığın lezzetlerin hepsine geçtiğine inanıyorum. Çok şükür, ben de evet. Evet, yeğenler de öyle söylüyorlar. Takipçilerimiz de öyle söylüyor, evet. Abla bana kısaca hikayeni anlatır mısın? Doğal, yani Manyas Doğal Körevi nedir? Biz anne babam Manyaslı, Balıkesir Manyas ilçesinden. Biz oradan ürünlerimizi tamamen doğal olarak işte köy tavuğumuz, işte peynirimiz, tereyağımız vesairemiz gibi şeylerimizi getiriyoruz. Ayrıca burada da doğal reçeller, fındıklı, bademli, olağanüstü, sıra dışı reçeller yapıyoruz. Ama reçellerimiz tatlı tarzında. Burada aynı zamanda kuzu kaburgalı yaprak sarma, of, işte köy tavuklu fırın mantı ama kişiye evet, özel yemek. Pandemimden sonra evet, kişiye özel yemek yapmaya başladık. Kişiye özel tencere koyuluyor ocağa ve çok buradan ısınmış olarak alıp, pişmiş olarak alıp gidiyorlar. Burada da alışveriş yerimiz var, 4 masalık bir yerimiz var. Müşterilerimiz geldiğinde burada çayını, Türk kahvesini ve reçelli yoğurdu, bize ait bir reçelli yoğurdumuz var, esrarlı bir yoğurdumuz. Reçelli yoğurtların ikramlıklarını yiyip bahçede keyif yapıp ailece alışverişlerini soluklanarak, keyif yaparak yapıyorlar. Bir küçücük bir yerimiz gördüğünüz gibi ama bizde bulamayacağınız tek şey evet, katkı. Katkı. Yani burada dışarıda ve senin sosyal medyada bir sloganın var. Onu çok evet, önem veriyorum evet, ben. Burası organik ürünler yeri değil. Değil. Organik başka bir şey. Evet. O yüzden organik diye bas bas bağıran kişileri kesinlikle yanlış buluyorum. Tabii eleştirmiyorum herkesin ama insanları kandırmaya hiç gerek yok. Biz organik değiliz. Evet. Doğalız. Yani içerisinde koruyucu, katkı, kimyasal madde, boya hiçbir şey ilave etmiyoruz. 150 yıl öncesi gibi yapıyoruz. Hı hı. Bozulursa, kavanozumuz hava alırsa bozuluyor. Bu sulanı atın diyorum. Sağlıklı beslenelim. Yenisine ben yenisini veririm. Olmadı, canınız istemedi mi? Bizden paranızı iade alın. Çok güzel. Yani ben buradan bir ürün aldım veya bir sipariş verdim. Evime kadar geldi. Ürün evet, bozuldu ya da beğenmedim. Hiç önemli değil. Hesabınıza paranızı iade yatırın. Ne kadar güzel. Evet. Ya bu sizin bir defa olayı ticari düşünmediğinizi, kesinlikle, gerçekten doğal ürüne önem verdiğinizi evet, gösteriyor. Sağlıklı yaşama katkı adına yapıyoruz. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Çok güzel. O yüzden de gerçekten bunu gerçekten anlayan insanlara seslenmeye çalışıyorum. Çünkü 2020 yılında evet, artık böyle doğal beslenmek büyük bir lüks. Çok doğru. Burada neler var? Peki ne, bugün ne yiyeceğiz daha doğrusu? Bugün ne yiyeceğiz? Buraya özel bir favori çorbamız var. Tamam. Kaburga etli ilik çorba. Kaburga etli ilik evet, çorba. Ya bir defa evet, ismiyle beni met evet, etti. Evet, dehşet bir çorba. İçinde kendi yaptığımız dana kavurma var. Efendim kuzu kaburga eti var. Ve kemikleri çıkarılmış ilik suyuyla pişiyor. Çok güzel. Şifa kaynağı bir çorba. Tamam. Başka nelerimiz var? Sonra kuzu kaburgalı yaprak sarmamız var. Kuzu kaburgalı. Bak evet, kuzu dedin ya. Bir puan daha geldi benden yani. Bitti bu iş. Evet. Tencerenin altına kuzu kaburgaları düşüyoruz of, böyle of, mis of, gibi. Sonra üzerine de içinde satır eti olan sarmaları döşüyoruz böyle güzelce. Sonra da ilik suyuyla mis gibi pişiriyoruz. Vallahi sen anlatırken benim canım çekmeye başladı. Evet, yoksa evet, şu arkadaki tencereler mi? Evet, bir bakalım evet, onlara. Bakalım. Ya bir bakalım, vallahi canım çekti bakalım, ben sen anlatırken. Şimdi burada ilik çorbamız var. Birazdan azar azar koyduk. Şöyle gösterelim. Şöyle etli etli.
Bu ilik çorbamız. Evet, ilik çorbamız çok tamam, güzel duruyor. Şifa kaynağı. Bu da şimdi altında kazı kaburga etleri var. Sarmalar da tam evet, benim sevdiğim gibi iri, böyle iri. Çok güzel olmuş. Etli, evet, ellerine sağlık abla. Burası nedir? Da bizim yöresel yemeğimiz manyasın. Köy tavuklu fırın mantı, köy tavuklu var. Mantı. Evet, tavuk suyuyla pişiyor ve biraz sulu sulu bir mantıdır bu böyle. Ben buraya gelmek için neden bu kadar beklemişim? Aynen. Ya bir de bu hijyen mutfak için çok sana teşekkür ediyorum. Seni tebrik etmek istiyorum. Burası hani tabiri caizse böyle anne eli değmiş gibi bir yer olmuş. Evet. Keyifle yapıyoruz. İşimize de aşığız. Keyifle yapıyoruz. Gayet güzel. Abla o zaman lezzetleri yavaş yavaş hazırlayalım. Hadi bakalım. İşin seyirciler için en zor, bizim için en keyifli kısmına geçelim. Tadına bakalım. Hadi başlıyoruz. Dostlar, şimdi Naner abla içeride o hazırladığı enfes lezzetleri böyle güzel dedi ki bahçede. Evet. Bu ağaçtaki bunlar ne abla ilk önce? Ya çok şirin görünüyor. Köy eviyiz ya. Köylerde biliyorsunuz yazma derler. Yazma derler. Evet, bayanlar böyle kızlar, kadınlar bunları örterler. Bizim oranın da mayasında vazgeçilmezi. O yüzden köy evi olduğu için böyle yazmaları renk renk cümbüş olsun çok diye. Çok güzel olmuş ama. Yani burası çok keyifli bir bahçe olmuş. Ben de bu bahçede özellikle tadına bakmak istedim. Ondan sonra geldik burada. Hem beraber hazırlayacağız. Sarma kısmında ben çalışacağım değil mi? Evet, yoğurtada. Sarma kısmında ben çalışacağım. Böyle bir sarmayı çevirme kısmı var ki biraz da korkmuyor değilim aslında ama olsun, inşallah her kötü şey yapmam. Doğal. Şimdi ben bunun tadına bakmak istiyorum abla. Sen o arada senden ricam bunun sunumunu tamam, hazırla. Ben hemen şunun tadına bakacağım. Hadi bakalım. Şimdi ilk içtiğimiz ilikli bir çorba arkadaşlar. Buradaki her şey doğal dediğim gibi. Bu arada üstünde nasıl bir jel oluşmuştu. Bakın o jel hala kolajen duruyor. Kolajen çok yüksek. Aynen. İlik varsa kolajen vardır. İçinde nohut var, et var. Evet. Tamamen yani. Etin kendi yağıyla pişiyor. Hiçbir yağ ilavesi yok çorbada. Bu nasıl bir lezzettir ya? Yani o ilik suyu o kadar çorbaya yansımış ki. Bu da şimdi, abla otur sen de. Beraber tamam. Olalım. Bu mantı da şöyle, normalde... Manyasa özel bir mantı. Manyasa özel. Boş, içi boş bir mantı. Hı-hı. Fırınlanmış ama bizdeki erişte ve mantılar köy yumurtasıyla özellikle karışımıyla yapılıyor tamam. Doğal olduğu için. Hı-hı. Bu içi boş bir mantı, fırınlanmış bir mantı. Köy tavuğunun suyuyla pişiyor, yağıyla direkt. Hı-hı. Ve üzerinde de işte böyle köy tavuğunun etlerini bu şekilde böyle, hatta renginden de belli olur. Bakın belli, beyaz evet. Beyaz değil, değildir sarı. Yani. Evet, böyle bir grimsi bir renktir yani köy Hı-hı. tavuğu. Ben hemen şu çorba bu arada... Gerçekten çok lezzetli. Evet, o iliğin tadını alabiliyorsunuz. Evet. Yani tamam, doğal olduğu çok kaynağı, belli. Evet. Organik demiyoruz, doğal diyoruz. Evet, doğal diyoruz. Kandırmıyoruz kimseyi. Hemen şu ben mantının da tadına bakmak evet. istiyorum. Nohutu genelde yemeklerde kullanıyorsun. Nohut hem bir defa sağlık açısından çok faydalı. Evet, bir de çorbalarda falan un terbiyesi çok fazla kullanmak istemiyoruz. Nohut da çorbaya da çok yakışır. Onun o suya verdiği özü unla değil de nohutla almaya çalışıyoruz genelde. Ya bu arada mantı ne kadar lezzetli. Değil mi? Yani bizim yediklerimiz tavuksa bu ne ya da doğrusu bu tavuksa bizim yediklerimiz ne? Gerçekten İnsanın öyle. Böyle sonrası geliyor. Ama evet biz öyle diyoruz zaten. Biz de tavuk yemediyseniz... Hiç tavuk yememişsinizdir diyoruz. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ya ürünlerin doğal böyle sanki annenizin evinde yemek yermiş gibi olduğu senin enerjinden de çok belli oluyor. Dostlar ben bu ikisini bir götüreyim tabiri caizse. Bunları bir yiyeyim. Evet. Biraz sonra sarma geliyor ki şovu ben yapacağım orada. Kesinlikle. Sarma bir dakika sonra. Evet dostlar. Şimdi işin en heyecanlı kısmı geldi. Bunun içinde bir tencere sarma var. Evet. Hem de kuzu kaburgalı sarma. Peki ben bunu mahveder miyim? Olmaz. Umarım mahvetmem değil mi? Olmaz. Şimdi bunu çevireceğiz. Ondan sonra bir sürpriz daha geliyor. Hadi bismillah bakalım. Diyelim de bir şey gelmesin başımıza. Hadi bismillah. Evet, suyu da varmış. Sanki yapabildim. Oldu. Oldu değil mi? Evet. Şöyle. Evet, şimdi yavaş yavaş açalım bakalım. O zaman ben bunu kaldırıyorum. Ben bunu kaldırıyorum. Evet. Gel yaklaş. Bak neler var burada şimdi. Ne çıkacak içinden? Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Of, bu nedir böyle? Hemen alayım mı ben ona? Bu evet. Nedir böyle? Şöyle. Üzerine hemen birazcık baharat attık. Evet. Şimdi kızarmış ekmeği de suyuna hemen bandırabiliriz. Şöyle, evet. Kızarmış ekmekleri kenarına. Oh. Hatta ah, Ayhan şöyle Mortepe, de, ah. Şöyle de yapabiliriz. Daha güzel. Evet. Hemen kaldırayım. Ya şimdi bunu böyle görünce hemen, kim aklıma? Hemen kim aklıma geldi biliyor musunuz? Bizim Ayhan Mortepe var. Hepinizin yakından tanıdığı. Sarma sevgisi
Türkiye tarafından bilinen bir adam. Ayhancığım, keşke sen de burada olsaydın da şu lezzetin tadına bakabilseydin ama ben senin yerine de yiyeceğim canım benim. Ablacığım gel otur. Bunu yiyelim, sohbete devam edelim. Evet. Şimdi burada kuzu eti var. Evet. Altında kuzu kaburga etlerimiz var gördüğünüz gibi. Evet. Hem ve pişmesinde hemen pişmesinden beri dağılmış. Evet. Bak. Kemikten hemen çıkıyor. Evet, evet. Bak. Şöyle parmağımı değdim. Evet, şöyle. Elimde kemik kaldı. Şöyle sallayalım. Kaç saat pişiyor abla bu? Vallahi tabii kuzu kaburga çabuk pişer aslında. Hı-hı. Çünkü biz bir de Balıkesir kuzusu kullanıyoruz, evet. Manyasız o tarafta. Oranın da kuzuları çok güzel olur. Çünkü o taraf çok yeşillik bir bölgedir. Evet. Kuzu olduğu için yani biz bir saatte falan şeyi pişer. Sarmalarla birlikte de ekstra pişiriyoruz. İşte 2-2,5 saat sürüyor bu şekli. Ya bu et nasıl bir lezzet olmuş, evet. Böyle arkadaş. Yani hemen sarmaya geçeceğim. Evet, sarmalarımız da böyle hani klasik sarma gibi değil, toplu topludur, tombili tombili. Tam benim sevdiğim tarz. İnsan kendi, evet. Gibi yemekleri daha çok seviyor. Ben böyle, evet. Seviyorum. Hemen bir tane de sarmadan yemek istiyorum dostlar. Şöyle. İçinde şimdi satır et olunca ince saramıyorsunuz. Yani. İçindeki et aynı kuzu eti mi yoksa? Dana ve kuzu karışımı. Bak şimdi abi, bir yemek düşün. Kuzu etiyle pişiyor. Kemiklerden ayrı bir tad alıyor. Evet. Sarmanın içinde dana ve kuzu eti var. Ve ilik suyuyla pişiyor. Bir de ilik suyuyla pişiyor. Yani, evet. Sağlık olarak bundan daha sağlıklı yapılabilecek bir yemek ben bilmiyorum. Hiçbir yağ ilavesi yok. Zeytinyağı, tereyağı vesaire. Ki hepsinin etin kendi yağı. Sadece etin kendi yağıyla pişiyor. Bunun yanında güzel bir de yoğurt gider aslında. Abla. Evet. Yoğurdum, senin yoğurdun da meşhur, ben o öyle biliyorum. O şovu da sen yapacaksın. Onun da mı şovu, evet. Var? Evet. Ya hadi, evet. Yoğurt şovu da yapalım. O zaman yoğurt şovu da geliyor. Hadi bakalım. Buraya aç geldim. İyi ki de aç geldim. Normalde çekimlerde falan tok oluyorum ama yani bunu bitiririm diye korkuyorum. O kadar güzel ki. Heh, yoğurdumuz geldi. Bu nasıl bir şey? Şimdi bu yoğurdumuz 100-150 yıl öncesi gibi, evet. Mayalanan bir yoğurt. Süzme yoğurt. Biz bunu tam 4,5 günde bu kıvama getiriyoruz. 4,5 günde? 4,5 gün. Hiçbir makineye, alete maruz kalmadan sadece insan eliyle, hı hı. Bizlerle zamana biraz sabır göstererek, evet. 4,5 günde bu hale getiriyoruz. Ve bu yoğurdumuz bizim yediğimiz yoğurtların 5-6 misli kıvamda. Çünkü niye? İçindeki bütün su gidiyor. Tabii. Bu gerçek böyle güzel doğal bir köy sütüyle oluyor, evet. Ve köy sütüyle ama bütün yağı, kremasını almadan, ve süzüldükçe bütün o artık probiyotikleri çok yüksek bu yoğurdun. Evet. Ben şöyle. Tadına bakmadan daha bu anlatımdan lezzetini aldım. Şöyle batıralım, ondan sonra bunu batırıyor muyuz? Ters çevirelim, evet. Batırdık. Hatta şunu da batıralım. Batıralım. Evet. Bunu ters mi çevirelim? Ters çevirelim. Bak, bir şey olursa. Yok, bir şey olmaz. Ya ben de çok korkuyorum böyle sakarlık bir şey, evet. Çıkacak diye. Çeviriyorum bak. Evet. Bak sonra kızma bana, yok. Abla. Yok. Yoğurt gidiyor. Evet. Evet. Bir şey olmadı. Evet. Kıvamını göstermek adına yaptık tabii bunu. Şöyle sallayayım, biraz düşünmeye çalışayım. Vallahi, evet. Tebrik ediyorum abla. Evet. Gerçekten içinde su namına hiçbir şey kalmamış. Gayet de güzel olmuş. Evet. Ya şu kaşığı çıkarayım. Evet. Ben bunun hepsini çünkü bozmak istemiyorum. Evet. Ben de bu kaşığı yani en güzel şekli. Bal tutan parmağını yalar. Yoğurda kaşık sokan da yoğurt yalasın yani. Şöyle söyleyebilirim. Yoğurt değil, sanki böyle dondurmayla kaymak arasında bir şey yiyormuşsunuz hissi veriyor. Evet, 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 evet. Abla gel otur, abla gel. Biz bunu çocuklara, yoğurt yemeyen çocuklar için bir video çekmiştik. Instagram sayfamızda var. Evet. Külaha ben bu yoğurdu koyuyorum. Dondurma gibi aynı. Yiyorlar üzerine, değil mi? Tabii, üzerine de biraz reçel falan kendi yaptığımız marmelatlardan sos olarak. İşte tamamen doğal yani. Hiç kesinlikle katkı olmayan yiyecekler. Dostlar şimdi burada... Yani gerçekten böyle el emeği, göz nuru yapılan yemekler var. Tattım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben buraya bir daha geldiğim zaman seçim yapamam. Tatlımız niye var seçim yapamam? Tatlı da mı var? Bir tatlımız var. Tatlı olmadan olur mu? Bir de tatlı yiyeceğiz. Buradan kilo almadan gitmek yok. O zaman sarmaları bitirelim. Tatlı da veda edeceğiz. Haydi bakalım. İnsanın buradan ayrılası gelmiyor. Niye? Çünkü bittikçe geliyor, bittikçe geliyor. Sarmayı da bitirdik. Afiyet şifa. Ellerine olsun. Sağlık abla. Gerçekten son zamanlarda yediğim en lezzetli sarmalardan, afiyet birisiydi. Olsun. Bu arada ürünler hakkında şunu sormak istiyorum. Mesela sarmada, çorbada, o tavuklu köy tavuğu, evet, suyuyla yapılan mantıda nasıl oluyor? Sipariş nasıl yapılıyor? Şimdi biz daha önce aslında burada sürekli sıcak servisimiz vardı. Restoran şeklindeydik. Hı-hı. Ama pandemi rahatlayıp restoranlar açıldıktan sonra bizim şehirler arası konumuz çok geldi. Evet. Buraya gelen insanlarda da bir yığılma oldu ve müşterilerimiz o sosyal mesafeyi ayarlayamadılar. Biz de madem doğal
ürünler satıyoruz, sağlığa dair bir şeyler yapıyoruz. Bize yakışmadı diye düşündük ve ben hemen 15 dakika içinde bir karar aldım. 20. dakika video paylaştım. Dedim, sıcak servisiniz burada yemeli içmeli kapanmıştır. Anladım. Sadece buradaki masalarımızda, 4 tane masamızda insanlar alışveriş yaparken çayını, Türk kahvesini, reçelli yoğurdunu, ikramlıklarını yiyorlar. Çok çoluk güzel. Çocuk keyif yapıyorlar ücretsiz. Sonra da alışverişlerini yapıyorlar. Bu yemekler bir menü şeklinde Instagram sayfamızda belli. Tamam. 4 kişilik veya 6 kişilik halinde kişiye özel tencere pişiyor. Tamamdır. O zaman yani ben burada bu görünen ürünleri yemek istiyorsam Instagram üzerinden sipariş verebiliyorum. Evet. Yemeğim hazırlanıyor. Gelip teslim alıyorum. Aynen. Kahvenizi içiyorsunuz. O arada bir 10 dakikası varsa ekliyorsunuz. Sıcak sıcak alıp gidiyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle yapalım o zaman. Burada bir tatlımız var. Nedir tatlımız? Anlatabilir misin? Karpuz kabuğu tatlısı. Karpuzun kabuğu. Evet. Şu beyaz kısmı. Kırmızı ile yeşil arasındaki kısmı. Kireçte yatırılmış kabak tatlısını andırır Hataylıları. Evet, görüntü olarak öyle gibi sanki. Öyle ama güzel, çok lezzetlidir. Bu 8-9 saatte pişer. Normalde reçeli atıyorum 1-2 saatte pişer ama biz bunu bu kıvama gelmesi için yine kirece batırılmış şekilde bu 8-9 saat pişiyor. Çok biz güzel. Bunu tatlı olarak da... Tahinle mi? Evet, çok yakıştırıyorum ben. Şöyle şimdi... Şeyde, tahin varsa zaten. Evet, ben de çok severim. Şimdi... Böyle güzel bol tahinini koyuyoruz. Tamam. Şimdi de üzerine de iri kıyım ceviz koyacağız. Evet, şöyle. Karpuz kabuğu ile tahin ve cevizin buluşması. Tahin ve ceviz. Evet. Hemen bir kaşıkla tadına bakalım. Hangisiyle rahat yersen. Bu arada benim Instagram'da gördüğüm bir şey de var. Sen buraya hani gelenlere ilk şunu ikram ediyorsun abla. Bu süzme yoğurtla beraber verdiğin bir şey var. Reçel veya yoğurt, marmelatlarımız. Marmelat. Evet, evet. Hı-hı. Ünlü marmelatlarımız, ünlü reçellerimiz var. Bademli, cevizli, fındıklı, bol fındıklıdır. Peki reçel, o ürünleri yani mesela o marmelatları, reçelleri satın alma şansımız oluyor mu? Tabii tabii. Tüm Türkiye genelinde kargo ediyoruz biz. Evet. Tabii. Neler var? Yani böyle birazcık sayabilir misin? Yani ben orada bunun tadına bakıyorum. Tabii. Bademli domates reçelimiz, fındıklı elma ayva reçellerimiz, marmelatlarımız, fındık deposu havuç marmelatımız, efendim tamamen doğal manyasın süzme balı, pekmezi, kendi yaptığımız işte yine soslar, köy salçası, eriştesi, zeytinyağı, hepsi doğal olmak tabii ki kaydıyla. Hı-hı. Bunların hepsi elimizde mevcut. Kargo da edebiliyoruz. Ya bu arada ben karpuz kabuğundan tatlı olur mu dedim ama yani yerken kabak hissi veriyor biraz. Evet evet, ve çıtır çıtır çünkü. Ama lezzet olarak karpuzun da aromasını alabiliyorsunuz. Yani böyle arkadan küçük karpuz aromaları geliyor. Evet. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir şey olmuş. Afiyet olsun. Bir şey daha var. Sen bahsetmek istemeden ama ben özellikle bahsetmek istiyorum abla. Neymiş? Senin yaptığın bu ilik suyunu gönderdiğin, yardım ederek gönderdiğin. Onu bir küçük bana söyler misin lütfen? 7-8 aydır, 1 yıla yakındır bir sosyal projemiz bu. Bursa içerisinde tabii yetebiliyoruz biz. Evet. Adrese gönderemediğimiz için konsantre ilik suları yapıyoruz. Hı-hı. Bu konsantre ilik suları marketlerdeki gibi falan değil, öyle sulu sulu. Yani bayağı doğal. Konsantre evet, gördünüz. Pelte pelte yani evet. Kolajen. Çorba içerken fark ettim onu. Yoğun bir kolajen var. Bu ilik sularını biz Bursa'da ikamet eden, maddi sıkıntı yaşayan ve kanser tedavisi gören takipçilerimize ve müşterilerimize, Bursa'da yaşayanlara takip etsin etmesin bizi. Anladım. Kulağına gitsin yeterli. Bu ilik sularını kanser tedavisi bitene kadar o süreç içerisinde ücretsiz temin edebiliyorlar bizden. Böyle bir şeyi duyurmak benim görevim. Evet. Hiç kusuruma bakma. Sen bahsedilmeni istemedin. İyilik gizli kalır dedin ama ya böyle bir şeyi duyurmak gerçekten benim görevim. Sonuçta bu bir sosyal yardım ve iyiliğin ben bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Evet, kesinlikle. İyilik kesinlikle. Yaptığınız zaman iyilik bulaşıyor. Bundan kesinlikle. Dolayı da takdir ediyorum ve tebrik ediyorum abla olun, seni. Sağ olun. Rabbim takdir etsin. Amin. En önemlisi o. Dostlar, şimdi Bursa'ya geldik. Manyas Köy Evi'nde Nalan ablayla çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten çok lezzetli yemekler yedim. Eline koluna sağlık abla. Tekrardan. Olsun. Bizim klasiğimiz o. Diyoruz ki afiyet şifa olsun. Kesinlikle. Şifa var zaten. Çünkü her şey doğal yani. Bursa'daysanız burayı biliyorsunuzdur zaten. Çünkü ben de isterdim kendi şehrimde böyle bir şey olsun. Böyle doğal ürünlerin olduğu, lezzetli yemekleri yiyebileceğimiz yerler olsun. Sayınız çoğalsın, binler olsun inşallah. Bursa'daysanız burayı biliyorsunuzdur. Şehir dışından gelirseniz de Nalan ablaya gelin. Selamımızı söyleyin. İnşallah o lezzetlerin de tadına bakın. Ondan sonra siz karar verin dostlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki lezzet durağında, bir sonraki lezzet hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz biraz daha yiyeceğiz sanki.